Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin 39. kuruluş yıl dönümü ve Astsubaylar Günü nedeniyle Edirne'de tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Emanet kişiliklerimizi ulaştırmak üzere size teslim ederim. Törende konuşan Temat Edirne İl Başkanı Aydın Bildiş, vatan için gece gündüz demeden çalışan astsubayların yaşadığı sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi. Bağımsızlığımızın ve bölünmez bütünlüğümüzün teminatı olan kahraman ordumuzun şerefli astsubayları, Astsubaylar Gününüz kutlu olsun. Bugün 39. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Temat, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından emekli olmuş, astsubaylar ve ailelerinden oluşan, özel kanun hükümlerine göre kurulmuş, kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluş günümüz olan 17 Ekim tarihinde Ankara'da atamızın huzurunda yapılacak olan kutlamalara katılacak olmamdan dolayı Edirne'deki kutlamalarımızı bugüne aldık. Bugün sizlerdeki bu coşkuyu gördükten sonra Ankara'ya bir an önce ulaşıp atamızın huzurunda serhat şehrimiz Edirne'yi temsil ediyor olmanın mutluluğunu yaşamak için sabırsızlanıyorum. Çünkü Temat Edirne'de sürekli adından övgüyle bahsettirmeyi başarmış bir ailedir. Bütün bu övgüleri hak ettiğine inandığım bu büyük ailenin bir mensubu ve temsilcisi olmak en büyük mutluluk kaynağımızdır. Bugün burada Kırklareli İl Başkanlığımız ve Lüleburgaz İlçe Başkanlığımız başkan ve temsilcilerinin aramızda bulunmaları da ayrı bir mutluluk kaynağımızdır. Türkiye genelinde 100 şubeye ulaşmış ve büyümeye devam eden Temat, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya, kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşu olmanın sorumluluğunu yerine getirmeye devam edecektir. Bünyemizde bulunan her uzmanlık dalında yetişmiş emekli insan kaynağımızı toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda kullanmaya istekli ve hazırız. Saygıdeğer emekli astsubaylar ve büyüklerim, meslek hayatınız boyunca mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır prensibiyle mesai mefhumu gözetmeksizin görev neredeyse siz orada oldunuz. Her türlü coğrafyada ve iklimde yastığınızı taş, yağan karı yorganınız yaptınız. Yalnızca meslek hayatınız boyunca değil, ölünceye kadar vatana, millete ve cumhuriyete sadakatle hizmet edeceğinize yemin ettiniz ve bu ülküyle yaşadınız. Ne mutlu sizlere ki şanlı bir ordunun şerefli bir mensubu olarak emekli oldunuz. Zor ama onurlu bir gençlik yaşamış olan sizlerin emeklilik dönemindeki sıkıntılarınızı bir nebze olsun hafifletecek olan haklı özlük hakları taleplerinizle ilgili çalışmaların bir an önce tamamlanması en büyük temennimizdir. Sevgili genç arkadaşlarım, genç meslektaşlarım, sizler milli bekamızın en büyük güvencesi olan kahraman ordumuzun omurgasını teşkil eden lider personelsiniz. Sizlerin gelişen teknolojiye olan adaptasyonu, görev bilinci, yurt içi ve yurt dışındaki başarıları sayesinde geleceğe daha güvenle bakmaktayız. Bizlerden aldığınız bayrağı daha ileriye taşıdığınızdan ve taşıyacağınızdan asla şüphemiz yoktur. Büyük milletimiz ve ordumuz her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olmuştur. Milletçe taşıdığımız bu yüce hasletler nedeniyle yakın coğrafyamızda süre gelen güçlünün zayıfı, haksızın haklıyı ezdiği orantısız savaşlar bizleri derinden üzmektedir. Günümüz modern dünyasında doğa, çevre ve hayvan haklarındaki gelişmeler ve söylemler bizleri umutlandırırken bunların aksine bazı egemen güçlerin kendi çıkarları söz konusu olduğunda yaşama, barınma ve gıda gibi insanların en temel haklarını görmezden gelerek kan dökmeleri bizleri endişelendirmektedir. Yakın coğrafyamızdaki savaşlardan en çok mağdur olan sivil halk ve çocukların akıttığı gözyaşı ve kanın bir an önce son bulmasını diliyoruz. Ne mutlu ki bu aziz millet ve mensubu olmakta her zaman övündüğümüz ordumuzun adı hiçbir zaman insanlık suçu ile anılmamıştır. Ne yazıktır ki zaman zaman ordumuz ve milletimiz hakkında yapılan
asılsız itham ve iftiralar da bizleri derinden üzmektedir. Bu tür gerçek dışı ithamların her zaman karşısında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Ordumuzu oluşturan erinden generaline, memuründen işçisine kadar bütün personeline, temat mensupları adına görevinde başarılar diliyorum. Bütün dualarımızın ve kalbimizin sizlerle olduğunu bilmenizi istiyorum. Tören programı Saraçlar Caddesi'ndeki kortej yürüyüşüyle son buldu.